Evet arkadaşlar yine biz akarsu ile ilgili genel tanımlara ve örnek bilgilere devam ediyoruz. Bu hatırlatma bilgileri cebimizde olursa işi gerçekten kolaylaştıracağız ondan eminiz. Lütfen bu detaylara dikkat edin. Şimdi akarsuyun biriktirme şekillerinin eğimin ve debinin azaldığı yerlerde mutlaka oluşacağı ve artacağını, buzulların dağların doruklarında ve kutuplarda etkili olduklarını, karsik şekillerin suda eriyebilir kayaçlar üzerinde oluşacağını, yarı kurak ve kurak bölgelerde rüzgarların yeryüzünü şekillendirme etkisinin çok olduğunu, kıyıların şekillenmesinde dalgaların Akarsuların, eprojenik hareketlerin, akıntıların ve kıyıdaki dağların uzlanış doğrultusunda etkili olduğunu, sıcak su kaynaklarının mineral bakımından zengin, karsik kaynakların ise kireçli olduğunu, fiyortlu ve haliçli kıyıların ise Türkiye'de görülmediğini unutmayalım arkadaşlar. Hem arkasından kumolu rüzgarın savurarak yığdığı kum tepeleridir. Mineraller canlı olmayan homojen bileşim olan cisimlerdir. Sirk gölleri genellikle dağ buzunlarının aşındırmasıyla oluşmuş kenarları dik yarı çember biçimindeki küçük çukurlar. Biz buna buz yalanı da diyebiliriz. Tektonizma ya da tektonik enerjisini yerin derinliklerinin alan yer şekillerin oluşmasına etkili olan hareketlerin tümü. Kırık ya da fay yer kabuğunun Türlü yerlerinin ayrılması ve kırılmasıyla belirlen kırık yerler. Akarsu ağzı akarsuyun deniz veya göle döküldüğü yer iç denizlere dökülürken akarsu ağızlarına delta okyanuslara dökülen ağızlarla ise gelgit nedeniyle haliç oluşacağı aklımızda kalması gereken önemli bilgiler arasında. Yine buzul yüksek dağların doruklarında ve kutup bölgelerinde karlar üst üste yığılır ve erimezler. Bu kaynar zamanla kalınlaşır. Alt kısmı basınç altında buzlaşır. Bunları biz buzul diyoruz. Vadi akarsu araçlı derin ve uzun oluklardır. Vadilerin biçimleri eğime, yükseltiye, kararın cinsine göre değişiklik gösterebilir. Dağlık bölgelerde çentik vadiler dağların yarılmasıyla yarma vadiler oluşur. Akarsu çığırı akarsun kaynağı ile ağzı arasında takip ettiği yoldur. Yukarı çığır, orta çığır ve aşağı çığır olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Sander düzlüğü ya da sander buzullardan çıkan akarsunun buzullar önünde oluşturduğu alivyon düzlüklerdir. Jeolojik yapı yer kabuğunun yapısı ve bileşimi, yer kabuğunu oluşturan kayançlardır kapalı havza suların denize ulaştıramayan alan yani tuz gölü gibi örnektir. Yeraltı suyu yer altındaki taşlar, tabakalar içinde bulunan sular, podzollaşma soğuk nemli iklimde yeni yapraklı ormanların altında meydana gelir. Toprakta oksitlenme nedeniyle toprak sertleşir. Organik atıklar yeterince parçalanmadığı için toprak yüzeyde birikim uğraş, besin bakımından oldukça fakir o yüzden tarıma uygun alanlar değillerdir pozzolların. Erozyon yine çeşitli dış kuvvetlerin etkisiyle yeryüzündeki toprakların aşınıp bir başka yere taşınması olayıdır. Falez ya da yalı yer kıyılarda dalgaların aşınırması oluşmuş diklik arazilerdir. Transgresyon deniz basması ya da deniz seviyesini yükselerek kara kütlesini kaplaması olayıdır.